hemen arkasından MHP lideri Sayın Bahçeli'nin siyaset kulislerini sallayan çağrısı geldi. İyi Parti Genel Başkanı Sayın Akşener'e bir çağrıda bulundu Bahçeli. Bu çok farklı yorumlandı. Şunu söyledi Sayın Bahçeli. Dedi ki ya evine dön ya da buraya gel. Aslında kabaca böyle özetlenebilir. Sayın Bahçeli, Sayın Akşener'e bu çağrıyı niye yaptı? 3 tane burada yorum var. 3 aşamalı bir yorum var. Birincisi, diyorlar ki kulislerde Sayın Akşener'e yapılan, İyi Parti'ye yapılan bu çağrı gel Cumhur İttifakı'na katıl çağrısı anlamı taşıyor. İkincisi, gel MHP'ye katıl. Üçüncüsü de evine dön. Yani siyaseti bırak, pılını pırtını topla, tasın tarağını topla, evine dön mesajı olarak değerlendiriliyor. Aslında Sayın Bahçeli usta bir satranç oyuncusu gibi bir hamle yaptı. Bu üç ihtimalinde tartışılmasını istiyor. Peki bunu neden yapıyor? Çünkü Meral Akşener özellikle son aylarda HDP ile örtülü bir ittifak yapan CHP ile sürdürdüğü mevcut ittifakı, Millet İttifakı'nı sürdüremeyeceğinin bazı ipuçlarını verdi denilebilir. Neydi o birinci ipucu? Daha önce Kürt siyasi hareketinin temsilcisi ilan ettiği HDP'yi birdenbire sürpriz bir şekilde PKK'nın siyasi uzantısı olarak tanımladı Sayın Akşener. Arkasından Ayasofya meselesinde ilginç bir şekilde ittifak ortakları CHP ve HDP'den ayrı bir pozisyon aldı. Ayasofya'da gitti. Orada boy gösterdi, namaz kıldı. Bütün bunlar Akşener'in bazı temel meselelerde CHP ve HDP ile ayrıştığı olarak yorumlanıyor. Tabii burada şimdi bu saatten sonra HDP'den bu konuda yapılacak olası bir açıklama da çok önemli. Çünkü HDP biliyorsunuz bir süredir İyi Parti'yi hedef alan açıklamalar yapıyor. Özellikle CHP'ye verdikleri mesaj çok net. Diyorlar ki bizim sayemizde belediyeleri aldınız. Bundan sonraki süreçte bir ittifak yapacaksak bu ittifak artık açık ittifak olacak. Öyle gizli saklı, kapalı kapılar ardındaki bir ittifakta biz yokuz diyorlar. Şimdi bu tarafta İyi Parti HDP ile yan yana görüntü vermek istemiyor. Bu nasıl olacak? İşte Sayın Bahçeli de bu denklemi, bu çıkmazı görüyor ve Sayın Akşener'e diyor ki ya gel Cumhur İttifakı'na katıl, ya MHP'ye katıl ya da evine dön. Yani siyaseten önünde başka bir çıkış yok diyor. Peki Sayın Bahçeli'nin bu çağrısı İyi Parti'de nasıl yankılanıyor? Kulislere yansıyan bilgilere göre İyi Parti bu çağrıyı eğer biz Cumhur İttifakı'na gelirsek Sayın Bahçeli bir rezerv koymayacak, koymaz şeklinde yorumluyorlar kendi içinde yaptıkları değerlendirmelerde. Bu meselede önümüzdeki süreçte Türk siyasetinde en çok konuşulan konulardan biri olmaya devam edecek. Sevgili dostlar, YouTube kanalımıza abone olmayı unutmamanızı önemli rica ediyorum.